ekranından hepinize merhabalar efendim. Hayat Mektebi'ne hoş geldiniz. İnsanlar olarak zihnimiz her an öğrenmeye hazır. Gördüğünü, duyduğunu, tecrübe ettiğini, başkasının yaşadıklarına şahit olduğunu insan zihni kaydeder. Bizim nasıl ki midemizin, canlı organizmamızın gıdası var, bu bizim rızkımız. Aklımızın da rızkı var ve o rızık bilgi. Bizi doğru bir duruşa, doğru bir dile, üsluba, doğru bir anlayışa sevk edecek olan bilgiler de zihnimizin rızkı, aklımızın rızkı. Bizi feraset üzere davranmaya sevk edecek bilgiler. Hayatımızda o kadar değişik olaylar yaşarız ki herkesin hayatı ayrı bir kitap, ayrı bir serüven tabiri caizse, ayrı bir hikaye. Ve insanların gördükleri, duydukları, yaşadıkları öyle güzel şeyler oluyor ki ve bunlar insanın hayatına bir duruş katıyor. Yaşama biçimine bir tarz katıyor. İnsanca bir yöneliş ve bakış katıyor. Biz Allah'ın izniyle inşallah bu güzellikleri derlemeye çalışıyoruz. Bugün de çok değerli yazar Erol Erdoğan beyefendi hocamız bizim konuğumuz, misafirimiz ve onun hayatındaki güzellikleri, şahit oldukları ve söylediği zaman hepimizin aklına iyi gelecek, güzel bir rızık olacak bilgileri toplamak üzere huzurlarınızdayız. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yoğunluğunuzun arasında bize zaman ayırdığınız için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, sizden de Allah razı olsun. Cümlemizden. Efendim, çoğu kere duyuyoruz, babam hep şöyle derdi. Annemin şu sözünü hiç unutmuyorum ve ben de şu anda annem gibi olmaya çalışıyorum. Ya da dedem şöyle şöyle yapıyordu, şu anda o bana o kadar yerleşmiş ki gibi. Bizim bu dünyaya değer katacak, anlamlı bir hayatı yaşamamıza yardımcı olabilecek çok güzel etkenler oluyor hayatımızda. Sizin de hayatınızda, çocukluğunuz, gençliğiniz, yetişkinliğiniz olmak üzere eminim ki herkes gibi sizin de bir de yazar olunca daha böyle farklı bir perspektiften ve titiz bir yaklaşımla bakmışsınızdır. Sizin hayatınızdaki güzelliklerden bize örnekler sunabilir misiniz? Elbette, memnuniyetle. Çok var. Çünkü aslında hayat çok kısa gibi gözükse de bir yönüyle baktığımızda hiç de kısa olmayan bir ömre sahibiz. Ve bu ömür boyunca ilk nefesten son nefese kadar elbette zaman zaman kötülüklerle, kötü insanlarla karşılaşıyoruz. Ama sanıyorum ondan daha fazla iyi insanlarla, iyiliklerle, üsve-i hasene diyebileceğimiz gerçekten model insanlarla ve davranışlarla karşılaşıyoruz. Sanıyorum hayatımız boyunca bu devam ediyor ama evet. Çocukluk ve gençlik dönemlerindeki daha kalıcı etkilere sahip. Çünkü çocukluğumuz bizim ana vatanımız. Evet. Kişiliğimizin geliştiği, oturmaya başladığı, şekillenmeye başladığı dönemler. O dönemlerde yaşanan, çocukluk ve gençlik dönemlerindeki yaşananlar daha kalıcı oluyor ve daha büyük etkilere sahip. Elbette siz de babalardan başladınız. Ben de o zaman oradan devam edeyim. Buyurun. Babam hayatta değil. Ben üniversiteye başladığım dönemde babamı kaybetmiştim ama sanki babam da böyle 15-20 yıl değil, 40-50 sene birlikte yaşamış gibi üzerimde etkisi var. Güzel. Belki psikolojik bir durum ama hala neredeyse vefat etmemiş de her gün böyle yanımda bana bir şeyler söylüyormuş gibi de hissediyorum. Ne güzel. Babamdan miras olarak devraldığımı düşündüğüm ve bende çok kalıcı etkisi olan onun çok harika bir yönü vardı. O da şu, babam çiftçi, köyde büyümüş, köyde yaşamış ve köyde ömrünü tamamlamış bir Anadolu insanı. İlkokula gitmemiş. Ama okumayı çok iyi biliyordu. Dağda gezerken, çobanlık yaparken, tarlada çiftçilik yaparken okumayı diğer kardeşlerinden, abilerinden öğrenmiş ve çok harika okurdu. Ama etrafında babam o dönem, 1970'lerden bahsediyorum, 80'lerden bahsediyorum. Yani Türkiye'de üniversite mezunu çok az olduğu, lise mezunu olmanın büyük bir nitelik kabul edildiği dönemlerden bahsediyorum. Babam neredeyse lise mezunu kabul edilirdi, öyle zannedilir. Çünkü ilkokulu bitirmemiş olmasına rağmen, ilkokul diplomasını dışarıdan almış olmasına rağmen
dönemin şartları içerisinde kendisini o kadar güzel yetiştirmişti ki, o kadar çok kitap okumuş, o kadar çok insan dinlemiş, o kadar çok sohbet ortamında bulunmuş ki, onun ilkokul bile okumadığını bilmeyen insanlar, babamı ortaokul mezunu ya da lise mezunu, yani dönemin şartlarında neredeyse bir entelektüelin sahip olabileceği bir eğitime sahip olduğunu düşünürlerdi. Bu bende olağanüstü bir etki oluşturdu. Yani okula gitmeden bile bir insanın ne kadar bilgili olabileceğini, ne kadar dünya meselelerine vakıf olunabileceğini, okula gitmese bile kitapları nasıl bir insanı yetiştirebileceğini gösteren çok güzel bir örnekti. Ve babamın bu yönü bende hala etkisini sürdüren ve zaman zaman gençlerle, çocuklarla sohbet ederken de onlara yaptığım nasihatler içerisinde, öneriler içerisinde yer alan bir boyuttur. Yani insan okul dışında da kendisini yetiştirmesi için, hikmetlere sahip olabilmesi için, özel bilgilere sahip olabilmesi için ve aynı zamanda çok iyi bir tartışma kültürüne sahip olabilmesi evet. için imkanlar var. Çünkü babam çok da iyi bir cedelciydi, tartışma kültürüne sahipti ve çok iyi bir dinleyiciydi. Yani bugünkü tartışmacılardan belki farklı olan yönü babamın, bir insanı saatlerce, dakikalarca dinleyebilirdi. Sonra itirazlarını ortaya koydu. İşte aslı olan da bu diyalogta yani. Anlamanın ve anlaşılır olmanın şartı evet. aynı zamanda. Hem çok iyi bir dinleyici, hem çok iyi bir anlatıcı ve çok iyi bir müzakereci ve cedelciydi. Babamdan bana kalan güzel etkilerden birisi bu. Babamla ilgili bir husus daha belki paylaşmak, onun hakkını ödeme noktasında benim Buyurun. İçin bir vecibedir. Buyurun. Akraba düşkünüydü. Ne güzel. Çok severdi. Akrabalarını arada bir ziyaret eder, dolaşırdı. Söz gelimi İstanbul'a gittiğinde bir sıra yapar. İşte bu geldiğinde birkaç akrabayı gezer. Sonraki geldiğinde başka birkaç akrabayı gezer. Ve bu bende de bir etki oluşturduğunu görüyorum. Söz gelimi bazen ilk defa haberdar olduğu bir uzaktaki akrabanın bile yanına gider. Onun hal ve hatırını sorar. Onunla tanışır. O akrabayı bir anlamda tanışık listesine almaya gayret ederim. Bu sanıyorum babamın etkisi olsa gerek. Mesela yıllar önce Çanakkale'de bir akrabamızın olduğunu öğrendim. Annem tarafından Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Zaferi'nde cephede bulunmuş ama zaferden sonra Sinop'a dönmemiş, orada yerleşmiş bir ailenin varlığından haberdar oldum. Benim için çok geç bir bilgiydi bu ama düştüm yollara ve tabii vefat etmişti ama torunuyla tanışma imkanına sahip oldum Eceabat'ın bir köyünde. Çok güzel, çok güzel. Allah rahmet etsin. Efendim, zaman zaman gençlerden şunu duyuyorum ve içim çok yanıyor. Babam bir kere bana sevgiyle oğlum demedi. Bir kere başımı okşamadı. Babamla yaptığım hiçbir etkinlik yok. Babamla bana mutlaka vardır dedim hani çocukluğunda. Babamla güzel bir hatıranı anlat. Hatırlayamadı. Dakikalarca düşündü, hatırlayamadı. Ve baba bir çocuğun sırtını dağ gibi dayadığı gücü, sırtını dayadığı kayası ve babasıyla arası iyi olmayan çocukların ciddi anlamda farklı sıkıntıları oluyor. Evet. Hayata dair örneklik alabileceği bir büyüğü, bir modeli olmadığında. Salih Hocam aslında o kuşak çocuklarına ben seni seviyorum demezlerdi. Yani ben de babamdan seni seviyorum oğlum dediğini hiç duyduğumu hatırlamıyorum. Ama biz bunu hissederdik. Gösterirdi. Bu güzel bir şey. Bu zaten hissettirir. Fakat evet. burada kötü davranma, çocuğu kendinden uzaklaştırma, sürekli eleştirme, beklentilerinin ardı arkası kesilmiyor, sürekli çıtayı yükseltiyor. Biraz daha, biraz daha, biraz daha ve bu memnun olmayacak kriterler üretiyor Doğru. gibi oluyor. Doğru. O zaman ne oluyor? Bağlar kopuyor. Baba, iyi yani baba, adı baba gibi oluyor. Bu çok iç acıtıcı bir şey. Sizin babanızla aranızın bu kadar güzel olması, babanızdan hayatınızı aydınlatacak, hayatınızı doğrultacak güzel mesajlar almış olmanız, etkiler almış olmanız çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Babaannemle devam edeyim mi? Lütfen. Buyurun. Siz nasıl o da hayatta değil. Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Babaannemden de çok hoşuma giden bir davranış. O da bir köylü kadındı. Bağ bahçede meşgul olurdu. Müthiş ikram severdi. Hiç unutmam. Bizim bahçemizde bir armut ağacı vardı ve
köyde başka türü olmayan bir armut ağacıydı o ve dolayısıyla köydeki her insan o armut ağacını görür, bilir ve ondan tatmak isterdi. Babaannem de armutların olduğu dönemlerde ne zaman bağ bahçeye gitse o eski köylü kadınların kullandığı bir takım örtüler vardır böyle evet. önünde. Onun içerisini doldurur, armutla doldurur. Bağdan köye gelinceye kadar, evimize gelinceye kadarki yolda onu bitirirdi. Herkese dağıtırdı. Ne kadar güzel. Hatta yolun üzerinde olmayan evlere de böyle ufak paketlerle, bazen bir lahana yaprağına sararak, bazen bir çıkın içerisine koyarak onu gönderirdi. Çok cömert bir kadındı. Benim çok hoşuma giden bir yönüydü bu. Kesinlikle. Onun da o yönünü almaya, içselleştirmeye ömrüm boyunca gayret ettim. Elbette onun kadar olabildiğimi düşünemiyorum ama babaannemin o cömertliği, bağda bahçede olan şeyleri insanlara göz hakkı diye, komşuluk hakkı, köylü hakkı diye vermeye çalışması benim hala geriye dönüp baktığım ve şükranla yad ettiğim çok harika bir davranış. Çok güzel. Allah razı olsun. Allah rahmet etsin. Bizlerin de çocuklarımız şöyle geriye dönüp baktıklarında keşke ben de annem gibi olabilsem, keşke annemin yaptığı şu şey benim de hayatımda olabilse diyeceği güzel örneklikler, güzel davranış ve ahlak modellerine Rabbim bizde de bulundursun ki çocuklarımıza ve topluma biz de örnek olabilelim. Amin. Peki efendim, babanızla anneniz arasındaki iletişim, anlaşma biçimi ve annenizden gördükleriniz var mı acaba? Annem hayatta, onun için onu biraz sona sakladım. Annem şimdi köyde yaşıyor. Maşallah. Aslında kışları İstanbul'a gelir, yazları köye gider. Hayırlı uzun ömürler. Salgından dolayı birkaç yıldır gelmiyor ve İstanbul sizin olsun, ben köyde mutluyum diyor. İyi de yapıyor. Allah razı olsun. Tabi annemizin varlığı hem benim için hem kardeşlerimiz için ve onun torunları için de müthiş bir güven telkin ediyor ve onun dualarına nasip olmak. Hala tecrübelerinden çok faydalanmak bizim için çok paha biçilmez bir kıymet. Annemin hala çok hoşuma giden ve her yanına gittiğimde tekrar tekrar anlattırdığım bir yönü var. Ben Sinopluyum. Bilirsiniz Türkiye'de daha çok Ege'nin otlarla, sebzelerle hemhal olduğu bilinir, öyle anlatılır. Küçüklüğümden itibaren annemin ve köydeki bütün kadınların bir yönüne vakıf oldum ve baharla birlikte, diyelim ki Mart, Nisan'la birlikte köylü kadınların işte ellerinde küçük bir metal çubuk veya bir bıçakla dere tepe gezdiklerini görürdüm. Meraları, dağları, dereleri, tepeleri falan gezerlerdi ve ot toplarlardı. Aslında bugün İstanbul'da da böyle işte Sultanbeyli'yi, Şile'yi falan gezerken, Beykoz'u gezerken aynı kadınlara rastlıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorum. Şimdi anneme hala anlatıyorum gittiğim zaman. Anne şu otların isimlerini sayar mısın diye. İnanır mısınız en son saydırdığımda anneme bizim yörede yetişen ve işte kadınların, köylülerin topladığı ve sonra onu yemek yaptı. Yani bazen yoğurtla, bazen sarımsaklı olarak işte bazen içine bir şeyler katarak yaptığı yemek çeşitleri, daha doğrusu ot çeşitlerinin 40'a yakın olduğunu görmüş. Maşallah. Bunlar da hatırında hala. Ve hala sayabiliyor. Çok güzel. Hatta şöyle bir niyetim var. Daha fazla unutmadan onları bir videoya çekmek istiyorum. Çok iyi. Annemin ve tabii bütün köylü kadınlarının bu toprakla, tabiatla, otla, sebzeyle, hüdayinabit bitkilerle iç içe olması bende de toprağa, çiçeğe, böceğe karşı bir ilginin oluşmasını, ruhumda böyle bir damarın oluşmasını sağladı. Bu yönüyle de anneme şükran borçluyum. Allah razı olsun. Maşallah. Babanızla eminim ki sağlam bir iletişim vardı ki babanız bu kadar güçlü bir duruşa sahipti. Ve siz o anne babanın evladı olarak bugün toplumda değer üretme, toplum için bir şeyler yapma noktasında güzel üretimler içindesiniz. Allah artırsın, faydasını. Ama tabii sadece onlar değil, öğretmenler. Mutlaka. Eğer isterseniz öğretmenlerden lütfen bahsetmek buyurun, isterim. Lütfen buyurun. Ben ilkokulu köyde okudum. Birleştirilmiş sınıflar modeli vardı. Yani ilkokulda 1-2-3 sınıf, 1-2-3 sınıflar bir bölümde, 3-4 ve 5. sınıflar ayrı bölümde okurdu. Birleştirilmiş sınıf modeli deniyor buna. Köyde iki ilkokul öğretmenim vardı. Hüseyin Karagül'le Osman Erdoğan. Osman Erdoğan amcam da aynı zamanda.
Ben her iki öğretmenimize de şükran borçluyum şunun için. Öğretmen okulu mezunu, ilkokul öğretmeninin bana ilkokulda öğrettikleriyle ben ortaokulu neredeyse gözüm kapalı geçtim. Ay maşallah. O kadar güzel matematik, o kadar güzel fen bilgisi ve o kadar güzel din kültürü, ay Allah razı olsun. O kadar güzel Türkçe öğretmişlerdi ki. Ne kadar güzel. İlkokuldan sonra 3 yıl hafızlıktan dolayı ara vermiş olmama rağmen ortaokula başladığımda bir köy ilkokulunda iki öğretmen okulu mezunu öğretmen öğrettikleriyle ortaokulu çok hafif çalışarak geçmeyi başardım. Ama burada Hüseyin Karagül'le ve Osman Erdoğan dedim. Amcama özel bir başlık açmak istiyorum. Amcamın aynı zamanda bir ayrı birey olduğu için bende daha fazla etkisi var. En azından iki hususu söylemek isterim. Böyle aklımda adeta bir tablo gibi kalan çok özel iki hatıram var. Bir gün ilkokul 4. sınıftayız ve din kültürü dersindeyiz. Biz abdest alma ünitesindeyiz. Abdest alma ünitesini bize anlatacak. Sınıfa geldi. Çocuklar dedi, hadi önlüklerinizi çıkarın dedi. Bahçeye çıkalım dedi. Önlüklerimizi çıkardık ve bahçeye çıktık. Sonra dedi ki, şimdi şu alttaki suya gidiyoruz. Köy ifadesiyle söyleyeyim, arga gidiyoruz dedi. Su arkına ark, gidiyoruz. Evet, evet, su arkı, evet. Hemen okulun bahçesinden çıktık ve 50 metre sonra köyün önünden akan su arkına gittik. Dedi ki, ayakkabılarınızı çıkarın, çoraplarınızı ayakkabılarınızın içerisine koyun, kollarınızı sıvayın, suyun içine girin dedi. Bizim için hem bir oyun hem bir ders. Ya. Köydeki çocuklara abdest almayı su arkının içerisinde gösterdi. Ama dediğim gibi o bizim için aynı zamanda bir oyuna dönüştü. Yani abdest alıyoruz, bir taraftan da şakalaşıyoruz, bir taraftan birbirimize su atıyoruz. Bütün bunlara da göz yumdu. Hatta teşvik etti ve biz bir ders saatinin sonunda hem oynamıştık, hem abdest almayı öğrenmiştik, hem de abdest almayı oyunlaştırma modeli üzerinden öğrenmiştik. Ve eminim o gün orada abdest almayı öğrenenler ya da daha önce bilseler bile orada abdest almayı yeniden yaşayanlar, biz çocuklar ömrümüz boyunca o abdest almanın keyfini yaşadık. Süper bir şey. Abdest almayı teyit eden amcamın bende ikinci bir hatırası var. O da amcam iyi bir avcıydı. Yani öğretmen okulu mezunlarının zaten bu anlamda yetenekleri çok zengindir, çeşitlidir. Yani avcılık yaparlar, biraz marangozluk yaparlar, biraz çiftçidirler, biraz hayvancılıktan anlarlar falan. Amcamda bütün bu yetenekler vardı. Zaman zaman ava çıkardı ve bazen de hadi Erol Bey birlikte çıkalım derdi. Yani bir çocuk olarak benim avda ne işim olabilir, ancak amcamla beraber yolculuk yapmanın, amcamla beraber seyahat etmenin bir keyfi olurdu falan. Bir kış günüydü ve köyün içerisinde kar yoktu ama dağlara çıktığımızda her yer kardı. Bir öğlen vaktinde amcamın buz gibi karda abdest aldığını, kar suyuyla abdest aldığını ve karın üzerine seccade serdiğini hatırlıyorum. Tabii ben de onu eşlik etmek için o kar suyunda buz gibi suda abdest almıştım. Kıymetli hocam, enteresan bir hatıradır. Adeta çocukluğumun bütün damarlarına geçmiş bir şeydir, bu örnekliktir. Ben bugün bile en soğuk kış gününde bile abdest alırken sıcak su aramam. Ne çocukluğumun, güzel. Çocukluğumdan ya. Bana kalan müthiş bir hatıradır. Ya ne güzel. Hatta tabii kimseyi kınamıyorum ama kınamam da. Ama insanlar böyle sıcak, soğuk o kış günlerinde sıcak su ararken ben çocukluğumun bana verdiği dersle amcamın o dağ başında kar suyuyla abdest almasına kaynaklanan verdiği bir özgüvenle hiç sıcak su aramam. Hatta sıcak su olsa bile musluğun soğuk tarafına çeviririm. Oradan soğuk suyla abdest almayı sürdürürüm. Çünkü çocukluktan itibaren vücudum ona alışkın. O hatıra beni peşim bırakmıyor. Ne kadar güzel. Hayatta mı amcanız? Amcam da vefat etti. Allah rahmet etsin. Hem amcamdı hem de öğretmendi. Evet, ya ne kadar güzelmiş. Ne kadar iyiymiş hocam. Allah razı olsun. İşte bu derede, arkta abdest aldırma hadisesi bana hocamızın yazdırdığı bir cümleyi öğretmişti. Roşa kişilik testi eğitimi alıyoruz. Hocamız şöyle bir cümle kullandı. Eğlenmeden öğrenemezsiniz. Kesinlikle. Araya espri katın, araya şaka katın, araya mizah katın. Zihniniz hem onunla dinlensin, hem daha yoğun bir dikkat, algı ve konsantrasyon içerisinde olun derdi. Defterimde yazılıdır. Eğlenmeden öğrenemezsiniz. Kesinlikle. Diye.
Ve bu da çok güzel bir örnek oldu. Bizde şöyle bir şey var. Abdest ciddi bir şeydir. Dini bir şeydir. Eğlenmeyeceksin. Abdestini al bakayım. Namazını kıl bakayım. Bu parmak böyle olduğu zaman dil, üslup, gözlerimiz, bakışlarımız, yansıttığımız ruh hali bile dedirtiyor. Bu bir defa korkutucu. Dinimiz de bize diyor ki kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Evet, kesinlikle. O yüzden de bu gerçekten çok güzel bir örnek oldu. Allah razı olsun. Cümlemizden. Biraz gençlik dönemine geçelim mi? Lütfen, nasıl uygun görürsünüz? Lise döneminden bir hatıra paylaşmak istiyorum. Buyurun. Bugün kitapları yazabiliyorsam, yazar olarak tanımlanıyorsam, benim lise döneminin bunda etkisi var. Lise döneminde de birkaç kişi çok bugüne gelmemde, işte elimin kalem tutmasında rol oynadı. Maşallah. Bir tanesi de rahmetli Alinar Hoca. Allah rahmet eylesin. Alinar Hoca benim liseden öğretmenimdir. Bir tanesi Yusuf İzzettin Sav Hoca, hattattır. Yusuf İzzettin Sav Hoca benim derslerime girerken yazım yeteneğimin olduğunu fark ediyor ve bunu Alinar Hoca'ya söylüyor. Alinar Hoca da Allah razı olsun ömrünün son anına kadar beni gördüğü her yerde sürekli yazı sorardı. Erol yazıyor musun? Güzel. Erol şiirleri getir. Bir çocukluk utangancıyla ya da çocukluk çekincesiyle ben Alinar Hoca yazılarını götürmedim. Ama o farkında olmasa bile bana her sorduğunda yazı üzerinde kalmamı sağladı. Sizi yönlendirdi, zihninize sipariş verdi. Şiir üzerinde kalmamı sağladı. Dolayısıyla hem Yusuf İzzettin Sav Hoca hem Alinar Hoca Allah razı olsun yazıya başlamam sürecindeki benim kahramanlarımdır. Bunların peşinden bugün yine hala hayatta olan ve onlara göre çok genç olan bir isim var. Hüseyin Korkut. Hüseyin Korkut da benim lise döneminde kaldığım yurtta yurt abiliği yapıyordu. Etüt abiliği yapıyordu. Onun teşvikiyle ilk Duvar gazetesini çıkarmıştık 1988'de falan yurtta. Maşallah. O kadar çok teşvik etmişti ki. Dolayısıyla Alinar ve Yusuf İzzettin Sav hocaların dışında Hüseyin Korkut'un da bugün yazdığım her kitapta aslında bir miktar hakkının olduğunu, katkısının olduğunu düşünebilirim. Hüseyin Korkut da Erzurumlu bir eğitimci. Bir dönem Önder İmam Hatip Derneklerinin genel başkanlığını yaptı. Şu anda da Milli Eğitim'de hizmetini sürdürüyor. Aynı zamanda bir akademisyen. Maşallah. Rabbim ilim, irfan, amel bütünlüğü nasip etsin Allah her birimize. İlimde, irfanda derinleştikçe baktığımız yerde, gördüğümüz yerde değişiyor. Çünkü duyguların sarmalından çıkarak aklımızı aktifleştirmeye, aklımızı çoğaltmaya yarıyor bu örnekler. Komşuluk ilişkileriniz, arkadaşlarınızın arasında olan bitenler, bir müşteri alıcı, satıcı ilişkisinde insan bazen gerçekten çok enteresan şeylere şahit olabiliyor, yaşayabiliyor. Sizin var mı öyle dış çevreden? Siz sorarken böyle zihnimi çok hızlıca dolaştırdım. Yine çocukluk döneminden bir biletçi hatıram var. Buyurun. İstanbul'da Erenköy Kur'an Kursu'nda öğrenciyim, hafızlık yapıyorum. Hafta sonları Fatih'te oturan, yine çok kıymetli aile büyüklerimizden birisi olan İsmail amcamın evine gelip gidiyorum. İsmail amcamın eşi var, Naide yengem. Allah razı olsun, onu da yeni kaybettik, vefat etti, Allah rahmet eylesin. Son hafta sonları evde amcamın çocuklarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra, bir miktar dinlendikten sonra Kur'an kursuna geri dönüyorum. O dönüşlerin birisinde Fatih'ten Eminönü'ne, Eminönü'nden trenle Haydarpaşa'ya geçtim. Haydarpaşa'dan trene bineceğim, banyo trenine ve Erenköy'de ineceğim. Fakat yolda canım bir şeyler çekti ve cebimdeki parayı başka şeyler için harcadım. Ama paranın bittiğini fark etmemiş. Ay. Erenköy'e binmek için, Erenköy istasyonuna inmek için bilet almam gerekiyor. Elimi cebime attım. Para yok. Daha doğrusu para yetmiyor. Çok az bir para evet. Var. Kaç yaşındayım? 12-13 yaşındayım. Nasıl beni bir ter bastı.
nasıl böyle üzüntülü haldeyim, ne yapacağımı kestiremiyorum. Tabii şeyi de görüyorum. Mesela banyo trenlerine kaçak binenler falan da var ama hiç o taraklarda bizim zaten yok. Aklınıza bile gelmiyor. Yok, kesinlikle. Böyle düşünüyorum. Bugünkü gibi cep telefonu da yok ki. Yani birisi ya. Arasam işte gel falan desem. Bir 10 dakika Haydarpaşa tren istasyonunda dolaştım. Kıvrandınız. Kıvrandım. Ne yapacağım, ne yapacağım. Sonra meşhur Rabbi Esir duasını yaptım. Ve Haydarpaşa tren istasyonunda böyle yuvarlak bir cam mekan vardı. İçeride biletçilerim vardı. Birden fazla biletçi olabiliyordu. Böyle baktım, bir tanesini gözüme kestirdim. Bezlerini birisini gözüme kestirdim. Gittim, cebimdeki kalan parayı koydum. Dedim ki ben Erenköy'e gideceğim. Para bu kadar. Adam baktı cep suratıma benim böyle. Cebinden paranın üstünü çıkardı. Koydu. Bileti verdi. Sonra benim paramı ve kendisinin ilave ettiği parayı aldı ve bilet kasasına, yani para kasasına koydu. 12-13 yaşındaki bir çocuk benim için olağanüstü bir hikayedir. Yani ne zaman aklıma gelse böyle şimdiki olduğu gibi gözlerinde olduğu bir andır. Oradan iki şey kaldı bana. Dünyanın çok kötü olduğunu düşünme. Her zaman güvenilecek bir insan ve çok insan var. Bir bu, ikincisi de bu güven silsilesini sürdür. Yani her ne olursa olsun bir insanın sana güvenebileceğini sağla, sana güvenilmesini sağla. Çünkü sanıyorum bu güven kainatı ayakta tutuyor. Bu güven adaleti tesis ediyor. Kimdir, adı nedir? Hiç bilmem. Muhtemelen hayatta da değildir ama her kimse o biletçi. Yani Allah cennetinde ağırlasın, güzel yerinde ağırlasın diye dua etmekten başka bir görevim ya da yapabileceğim bir şey yok şu anda. Ne kadar güzel. Ben de Allah'ı razı etmek, insanların bazen sıkışık bir anına denk gelirsem onu fırsata çevirmek için ben de böyle alarm halindeyim. Böyle hani akbil basıyoruz. Bazen yetersiz bakiye diyorlar ya, hemen koşuyorum. Ben basabilir miyim diyorum. Belki o esnada zamanı dar, parası var ama o esnada zamanı yok. Benim de başıma geldi öyle bir şey. Ben de bu fırsatları kaçırmamaya çalışıyorum. Böyle denk geliyorlar. İşte bu güven silsilesini devam ettirmek gerekiyor. Daha doğrusu güven zincirini koparmamak gerekiyor. Aynen öyle. Rabbim iyilerden yazsın. İyilerden eylesin. Kesinlikle değerli hocam katılıyorum. Dünyanın içinde o kadar çok iyiler var ki. Belki biz çevremizde gördüklerimizden ibaret sayabiliyoruz. Yani insanlar güvenilmez diye. Ve burada izin verirseniz anne babalara bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen. Bazen estağfurullah. Öyle şeyler söylüyorlar ki çocuklara. Dünyada kimseye güvenmeyeceksin. Tedbir al demek başka bir şey. Mesela bir genç bir kafeteryaya gidiyor. İşte bir arkadaş grubuyla birlikte birisinin evinde yatıyor. Tedbir olsun diye. Şunu yap, bunu yap. Mutlaka gece yatağı kilitleyin. Bir yere gittiğiniz zaman kimsenin cebinden çıkardığı bir şey yemeyin. Umumi garsonun dağıttığından. Yani tedbir amaçlı söylersin ama insanlar güvensiz. Kimseye güvenmeyeceksin. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin deyince. Şu anda danışanlarım oluyor benim değerli hocam. Arkadaşı yok. Neden diyorum? Kimseye güvenemiyorum ben diyor. Annesine babasına bakıyorum, benzer mesajları hala tekrar ediyorlar. Onların da güvendiği kimse yok. Dolayısıyla bu çocuğun arkadaş dünyasını çölleştirir. Ve arkadaşsızlık bana göre insanın cehennemidir. Arkadaşsız olabilir mi insan? Çevresiz olabilir mi insan? Benim mesela psikolojisini düzeltmek için yaptığım tavsiyelerden birisi yürüyüştür, birisi kitap okumadır, birisi mutlaka arkadaştır, birisi mutlaka hobidir. Yani arkadaşsız asla olmaz. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi ve güvenilir arkadaş olmayı öğretelim. Herkese güvenmemeyi değil. Güvenip de hayatının anlaşmasını yapacak değil, arkadaşlık edecek sonuçta. Kesinlikle. O yüzden de tedbirli olmakla tamamen güveni kaybettirecek mesajlar vermek arasında çok fark var. Bunlara anne babaların dikkat etmesi gerekiyor. Güvenle ilgili isterseniz siz anahtar bir kavram söylediniz. Buyurun. Hani çocuklara güvenmek, gençlere güvenmek, onlara üretici bir güvenlik sağlamak. Yani öyle bir güven duyacaksınız ki onların üretimlerini
hayata katılmalarını kolaylaştıracaksınız. Evet. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir yayın grubunda çalışmaya başladım. Sonra o yayın grubunun içerisinde bir çocuk dergisi çıkarılması yönünde bir teklifte bulundu. Ne güzel. Kabul ettiler, sağ olsunlar arkadaşlarımız. Ama ben üniversiteyi bitireli işte 2 yıl kadar olmuş. Evet, okulda dergi çıkardım, yurtta Duvar Gazetesi çıkardım. Sonra yayın grubunda aylık yayınlanan bir derginin içerisinde bulundum ama müstakil bir dergi çıkarmak büyük bir tecrübe gerektirir. Büyük bir kararlılık ve büyük bir moral gerektirir. Bir çocuk dergisi çıkarmaya karar verdik. Sonra dedim ki kiminle istişare edilir? Ve 5-6 isim çıkardım. Her biriyle istişare ettim. Çok sağ olsunlar ama o isimlerden iki kişiyi özel zikretmek istiyorum. Çünkü benim hayatımın çok dönüm noktası bir yerdir orası. Ne kadar güzel. Burada hocam özür dilerim, minik bir parantez açayım. Sizin bir iş yaparken istişare etme aklınıza burada ben vurgu yapmak istiyorum. İstişare etmişsiniz, danışıyorsunuz. Öyle insanlar var ki ticarete gireceğim diyor. Sen ticaret ehli misin? Mesela yuvalar dağılıyor bundan dolayı. Bir yere bir ticarete gidiyor, batıyor. Tekrar annesi babası borcunu ödüyor. Tekrar bu sefer aynı hatayı yapmayacağım diyor. Gene batıyor çünkü danışmıyor. O işin ehli değil. Bunu bir gurur yapıyor. Erkeklik gurur yapıyor bunu. Bir işi yaptırdı, batırdı demeyeceğim. Ama batıra batıra ondan sonra da altlarındaki arabalara, evlerine varana kadar sattırıyor. Ondan sonra da gene ortaya bir şey çıkmıyor. Yani bu danışma, iyi bilen birileriyle istişare ederek hayatı götürme ciddi bir akıl olgunluğu, ciddi bir öngörü, ileriyi görme. Maşallah, Sübhanallah. Yani bu... Çok teşekkür ederim. Tabii danışmanın şöyle bir avantajı var aslında, sizin de söylediğiniz gibi. Ben üzerine ilave edeyim. İnsan kendi aklıyla hareket eder ama danıştığı zaman başka bir aklı da kullanır. Kesinlikle. Ne kadar zenginlik katar. Birden çok aklı kullanmak demek. Kesinlikle. Dolayısıyla birden çok aklı kullanan insan birden çok tecrübeyi kullanmış demek. Aynen. Ve risklerini azaltmış ama aynı zamanda imkanlarını çoğaltmış. Başarma ihtimalini artırmış demektir. Çocuk dergisi çıkarmaya karar verince bu işte üstad haline gelmiş. 5-6 isim çıkardım ve her birine gittim. Hepsi sağ olsun ama Hasan Aycın. Allah selamet versin, Allah sağlık, sıhhat versin. Amin. Hasan Aycın abiye gittim. Dedim ki ben böyle bir niyetim var. Hasan Aycın abiyi de daha önce lise ve üniversite döneminden yıllık öğrenci yıllıkları çıkarmıştık. O zaman onun atölyesi bize destek vermişti. Oradan tanıyorum ama aynı zamanda fakültede okurken de dergi çıkarmıştık. Öğrenci dergisi. O dergiye de onların tasarım ünitesi destek vermişti. Oradan tanıyorum. Hasan abi beni dinledi. Çok uzun süre dinledi. Nasıl bir dergi çıkarmak istiyorum? Neden bir çocuk dergisi çıkarmak istiyorum? İçinde bulunduğum yayın grubu bunu neden talep ediyor? Beni dinledi ve sonra bana uzun uzun anlattı. Kendi yayıncılığından anlattı. Çocuk dergisinin öneminden bahsetti. Sonra dergi çıkarırsam kendisi nasıl bir katkı sunabileceğini. Ay ne güzel. O dergide neler yayınlayabileceğini falan da anlattı. Ve ilk istişare ettiğim kişiydi bu. Yani o 5-6 kişilik listede ilk istişare ettiğim kişiydi ve çok iyi bir yerden istişareye başladığımı hissettim. Evet, öyle nasip bana olmuş. Bana olağanüstü bir güç verdi. Çok şükür. Sadece güç vermen ötesinde de yani yaparsın aslanım gibi bir cümle kurmaktan da öte bunu nitelikli bir şekilde yaptı ve dergi çıkarsa da çıkmaya karar verirsek de nasıl bir katkı sunabileceğini de söyledi. Çünkü Hasan Aycın'ın bir çocuk dergisine katkı almak o dönem bizim için bir hayal. Olağanüstü güzel bir rüya bir şey. Ve ama o kendisi bunu söylüyordu ve benim için çok olağanüstü bir imkandı bu. Adeta böyle kanat takmış da gökyüzünde uçuyormuşum gibi kendimi hissettim. Benim için dönüm noktasında Hasan Aycın abinin olağanüstü bir katkısı vardır. Belki o bunu belki hatırlar, belki hatırlamaz ama bu benim yaşamımda önemli bir şey. İkinci isimde bu işçiler tamamlandı ve çocuk dergisi çıkarmaya karar verdim. Yeni anlatacağım isim ise aslında akranım olan, hatta yaşça benden küçük olan birisi. Özellikle bu örneği şunun için vermek istiyorum. Biz hep büyüklerimizden değil, bazen akranlarımızdan da, hatta bazen bizden küçük olanlardan da ilham alırız, destek alabiliriz, yol arkadaşlığı görebiliriz. Sonra Salih Zengin'i buldum. Evet. Salih Zengin'i buldum. Salih o dönem çocuk kitaplarıyla meşguldü, çocuk yayıncılığıyla
yavaş yavaş meşgul oluyordu ve Salih'e yol arkadaşlığı yapamayacağımızı sordu. Sonra sohbet ettik, oturduk, konuştuk ve birlikte bu dergiyi çıkarmaya karar verdik. Ay, tabii çok güzel. Derginin ayrıca bir yayın kurulu vardı, katkı verenler var, çok isimler vardı. Yani Allah rahmet eylesin diyebileceğimiz bile isimler vardı. Birçok isim o zaman çocuk dergimize katkıda bulundu. Mavi Kuş Çocuk Dergisi, bu bahsettiğim hikaye. Çok şükür, evet. Yani çok yayınlanmadı aslında. 17-18 veya 20 sayı yayınlandı ama bu kadar az yayınlanmış olmasına rağmen Türkiye'nin çocuk yayıncılığında, çocuk edebiyatında ve çocuk dergiciliğinde çok önemli bir yer edindi ve sonraki yayınlara, sonraki dergilere de ciddi katkıları oldu. Ciddi rehberlikleri olmuş bir yol dergi. Açmış tabii, yol açmış onlara, örneklik olmuş. Dolayısıyla Hasan Ayçin abi de, Salih Zengin de şu anda hayattalar. Çok Allah şükür. Her ikisine de sağlık sıhhat versin ve amin. Onların çocuk dostlukları devam ediyor. Çocuk yayıncılıkları, çocuk hikayeleri devam ediyor. İnşallah nice eserler vermeye devam ederler. Bazen insanlar çok zor durumda kalabiliyor. Ekonomik yönden, duygusal yönden, ilişki açısından. O zor durumda kullanılan bir cümle, bir düşünce biçimi insanı o kadar ferahlatıyor ki. Mesela ben bir beyefendinin bir sözüne şahit oldum. Bir ev almıştı krediyle. Döviz bazında aldı. 10 yıldır hareket etmeyen döviz hareket etti ve bunlar ödeyemeyecek hale geldiler. Borçları katlandı. Evi satmaya çalışıyorlar, satamıyorlar falan derken çevreden borç istiyor bu beyefendi. Bana dedi ki, bana borç vermeyenlere asla gücenmiyorum. Zamanı gelmemiştir. Benimle ilgili benim sabretmem gereken, benim mücadele etmem gereken zaman bitmemiştir dedi. Onun için bana şu anda para nasip olmuyordur. Allah bir kolaylık verecektir dedi ve verdi de. Çok güzel. Nasıl bir tutunuş. Ben işte dar zamanımda ben size vaktiyle şunu yaptım, bunu yaptım da ben sizin kapınıza geldim de siz bana 5 kuruş yardım etmediniz de demiyor. Kimseye şikayet yok. Olanı Allah'tan biliyor ve sürece teslim oluyor. Benim biraz daha çaba sarf etmem, biraz daha sabretmem gerekiyor demek ki. Zamanı gelmemiş diyor. Bu mesela bu söz beni çok etkiledi. Benim bu sizin anlattığınız bakışla ilgili benim ruh dünyamdaki yansıma şudur. Biliyorsunuz yatsı namazlarından sonra imamın aşırı olarak okuduğu Amenna Resulü var. Evet. Orada geçen bir kelime benim belli bir dönemden sonra tutunma noktam oldu. Yani sizin bahsettiğiniz hususları her insan hayatında yaşıyor. Benim de hayatımda oldu. Çok sıkıntılı olduğumuz, maddi manevi olarak sıkıntılı olduğumuz, borç aradığımız, umutların çok azaldığı dönemler oldu. Elbette insan umudun tükenmeye doğru gittiği noktada tutunmak için birçok şeye sarılabiliyor. Evet. Bu bazen bir ayet, bazen bir hadis, bazen bir büyük sözü, evet. Bazen kendi tecrübelerimiz olabiliyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ayet. Yani insan Allah insana bir zorluk veriyorsa, aslında o verdiği zorluk o insanın taşıyabileceği kadardır. Yani Allah bir kişiye, bir nefse taşıyamayacağı yük vermez anlamındaki o ayet. Ki bu ayetin bir benzerini İnşirah suresinde görüyoruz. Yani her zorlukla beraber kolaylıklar vardır şeklinde görüyoruz. Bu ayet benim zor anlarımda tutmamı sağlayan bir ayettir. Ama bu tabii sadece bu ayet değil. Bir de hayatta tabii gördüklerim, ki. Yaşadıklarım. Burada siz borçtan bahsettiğiniz için yurt dışında gördüğüm çok özel bir uygulamayı da zikretmek isterim. 2010'lu yıllar civarındaydı, öyle zannediyorum veya daha önce olabilir. Viyana'ya gitmiştim. Viyana'da o dönem Türkiye'de başörtüsü ve katsayı uygulamasından dolayı eğitim görmekte zorlanan gençler Viyana'da Wonder yapısı, evet, çatısı evet, altında tanıyorum. Bir yapı kurmuşlardı ve orada okuyorlardı. Ve orada Karzı Hasen uygulamasını gördüm. O kadar çok hoşuma gitti ki. Hani bu yetişkileri çok beğenmediği gençler var ya, işte onların yaptığı çok harika bir uygulamaydı. Yurt dışında yaşayan, Viyana'da okuyan gençler kendi aralarında
bir Karz-ı Hasen, yani güzel borç uygulaması başlatmışlardı. Siz o sandığa üye oluyorsunuz, sandığa bir miktar para bırakıyorsunuz. Sonra ihtiyacınız olduğunda şartlara uygun olmak şartıyla oradan tekrar borç alıyorsunuz ve ihtiyacınızı görüyorsunuz. Sonra tekrar borcunuzu belirli yöntemlerle geri ödüyorsunuz. Uzun yıllar devam etti bu uygulama ve ben bu uygulamayı hep yakından da takip etmeye gayret ettim. Bir sıkıntı var mı diye. Evet, her uygulamada az çok sıkıntı olabilir ama başlı başına çok olağanüstü güzel bir gerçekten uygulamaydı. Ve yurt dışında ailesinden uzak birçok gencin kısa dönemli sorunlarını çözme noktasında da bir imkan sundu o uygulama. Çok hoşuma gitti. Şimdi Türkiye'de bazı kuruluşların, bazı vakıfların Karz-ı Hasen vakıfları, Karz-ı Hasen uygulaması yaptığını görünce de aslında şöyle düşünüyorum. Demek ki bu iyilik zinciri devam ediyor. Hatta Türkiye'de son dönem kurulmakta olan Karz-ı Hasen uygulamalarına dönük bana ulaştıklarında ilk söylediğim şey, Viyana'daki gençleri bulun. Hayır, onlardan evet, bu tecrübeyi dinleyin dedim ve biliyorum Türkiye'deki bu uygulama yapanların birçoğu da Viyana'daki o gençleri buldular. O gençlere nasıl bu işi yaptınız, hangi sorunlar var, hangi iyilikler var, nerede tıkanma yaşanıyor gibi bir takım sorular sorarak Türkiye'de yapacakları uygulamalarında bir anlamda risklerini azaltmış oldular. Aynen öyle. Bir yazar diyor ki, hayat her durumu tecrübe edecek kadar uzun değil. Başkalarının tecrübelerinden de istifade edin diyor. Sizin sözünüz bana yurt dışında yaşayan bir hanımefendinin durumunu hatırlattı hocam. Örnek olsun diye izninizle ben de onu paylaşayım. Lütfen. Hanımefendinin eşi, 3 ya da 4 çocuğu var. Hepsi de bekar evde. Beyefendi kardeşim zannediyorum bir hastalık ya da kaza sebebiyle vefat etmiş. Çevredeki herkes bunlara o kadar çok para toplayıp vermişler ki. Hala anlatırken ürperiyorum. Hanımefendi dedi ki, Allah o parayı veren kardeşlerimizden razı olsun. Şu anda geçimimizi sağladığı gibi 4 çocuğumu da evlendirebilecek kadar para var dedi. Nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum. Ne kadar güzel. Başında erkeği olmayan, başında erkeği olmayan bir aile. Hanımefendi 4 çocuğuyla birlikte ve çevredeki Müslümanlar ona topluca aralarında para toplayıp para veriyorlar. Din ne güzel. İnsanlık ne güzel. İnsanlık ne güzel hocam. İnsanın aklını hayırda çalıştırması ve Rabbimizin razı olacağı güzel şeyler yapması ne kadar anlamlı, ne kadar güzel öyle bir şey. Çok etkileyici. Allah razı olsun ve bizim de böyle hayır içinde bulunmamızı nasip etsin. Efendim, bazen hani insan bir ayet-i kerimeyi okuyor da, daha önce okumuştum ama o bana hiç böyle tesir etmemişti dediği ayetler olabiliyor. Sanki o esnada size yeni nazil oldu. Size bir şeyler hissettirdi, düşündürdü gibi oluyor. Bazen de yıllardır tanıdığınız komşunuzla yan yana geliyorsunuz, bir şeyler konuşuyorsunuz. Öyle bir cümle kuruyor ki, gerçekten ya diyorsunuz, gerçekten tam da onun dediği gibi diyorsunuz. Bu anlamda aklınıza gelen bir şey var mı? İki ayeti söyleyeyim. Hafız olduğumu söylemiştim. Evet, çünkü maşallah onun, ona da onun bir yansıması hayırlı olsun diye. Ben Allah razı olsun. Hafızla hayranım, hayırlı mübarek olsun. İki ayette hani o der ya, bir aydınlanma yaşadım, yeni evet, bir ışık gördüm diye. Birincisi ilk vahiy, ilk ayet, İkra suresinde. Peygamberimize Cenab-ı Hak İkra bismi rabbikellezî halak dediğinde, bu ayet üzerinde çalışırken yoğunlaştığım bir anda halak kelimesi beni vurdu. Şundan vurdu. Dedim ki Allah peygamberine ve dolayısıyla bütün insanlığa oku diyor. Ve Allah'ın bizim bildiğimiz en az 99 ismi var. Neden bu 99 isminden mesela size rızık verenin adıyla oku demiyor? Neden sizi gören Rabbinizin adıyla, sizi işiten Rabbinizin adıyla oku demiyor da sizi yaratan Rabbinin adıyla oku diye. Böyle bir durdum orada ve benim için o kalak kelimesinin orada kullanılmış olması aslında bütün bir bilim felsefesini, eğitim felsefesini, hatta davet felsefesini yeniden düşünmemi sağladı.
böyle durduğum bir yerdir. Ne kadar güzel. Hiçbir tefsire bakmadan benim zihnimde uyanan şeyi sonra tefsirlere baktım. Ve tefsirlere de az veya çok izini görünce dedim ki ya Rabbi kalbime doğurduğundan dolayı sana şükran borçluyum. Evet. Kanaatim şuydu. Yani vardığım sonuç şu. Allah diyor ki okuyun. Ama okurken yaratılışı izleyerek okuyun. Evet. Ve bu okuma biçimi, yani bir insan yaratılışı okumanın peşine düşerse okuması bitmez. Çünkü o yaratılış her an yeniden olan bir şey. Sonra fark ettim ki aslında sevgili peygamberimizin beşikten mezara kadar ilim öğreniniz hadisi de buna çok uygun bir anlama sahip. Ve bu beni şeye götürdü. Aslında bilimlerin temeli yaratılıştır. Yaratılışı takip etmektir. Yani siz yaratılışı izlerseniz, yaratılış üzerinde ilim üretirseniz, bu doğal olarak yaratılıştan kaynaklanan bir devinimle, hareketlilikle ve süreklilikle ilminizi de sürekli hale getirmiş oluyorsunuz. Sürekli bir değişim peşinden sürüklemiş oluyorsunuz kendinizi. Ve duramıyorsunuz. Ve bu ilk nefesten son nefese kadar sürüyor. Ve aslında bütün bilimlerin temeli yaratılışla ilgili bilimlerdir noktasına doğru gidiyoruz. Bu benim için dediğim gibi hem eğitim sosyolojisi, hem eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi gibi birçok disiplinin ne anlama geldiğini zihnimde yeniden böyle bir harekete geçiren bir fark edişti. Öyle maşallah, söyleyeyim. Maşallah. İkincisi de çok yeni oldu. Bir genç grupla, genç grup dediğim 150-200 kişilik bir Zoom grubuyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden eğitim prensipleri çıkarmaya dönük bir sohbetimiz var. Orada geçen hafta İnşirah suresini işliyorduk. İnşirah suresini biz hep bir rahatlama ayeti olarak okuruz ama suresi. Ama aynı zamanda İnşirah suresi bize bir eğitim prensibi de veriyor. Eğitim prensipleri veriyor. Orayı bir ayetler bitti, sureler bitti. Gruba dedim ki siz ne bana söylersiniz? Ne çıkardınız falan diye. Tabii bu çıkarma rastgele bir beyin fırtınası değil. Yani hadislerden, ayetlerin tabii benzerlerine yola çıkarak yapılmış bir çalışma, çaba. Konuşurken gençler, dersi takip edenler, ben şöyle bir şeyi tekrar hissetmeye başladım. Allah aslında çok kısa bir surede bize şunu da söylüyor. Sevgili kullarım, sıkıntıya düşenler olabilir içinizde. Nasıl ki ben size sıkıntıya düştüğünüzde inşirah içerisinde olun diyorum. Nasıl ki işte bir zorlukla beraber kolaylık vardır diyorum. Nasıl ki benim peygamberim Muhammed sıkıntılı bir duruma düştüğü için ben bu sureyi, o ayeti ona gönderdim. Ayetin üzerinde böyle bir şey de var. Siz de insanlara böyle davranın. Çevrenizdeki bir insan sıkıntıya düştüğünde onu rahatlatın. Çevrenizdeki bir insan zorluğa düştüğünde onun işini kolaylaştırın. Çevrenizdeki bir insan ümitsizliğe düştüğünde, Allah korusun intihara kadar gidecek bir yalnızlık içerisine girdiğinde sizin göreviniz o insanın inşiraha çıkmasını sağlamaktır. Gökyüzünü görmesini, ayakların toprağa basabilmesini, tekrar ya hayat var diyebilmesini, ümidin artmasını sağlamaktır. Yani ayetlerin her birinin içerisinde başka manalar var ama surenin bütünün varlığı, surenin varlığı aslında insanlara bu görevi de veriyor. Bu görevi sadece biz Allah'tan bekleyerek duramayız. Çünkü Allah bize aslında bunu göstermiş. Evet. Yani ben diyor böyle yaptım. Siz de ailenizde, çevrenizde, iş yerinizde, derneğinizde, vakfınızda, mahallenizde birisi sıkıntıya düştüğünüz zaman size düşen onu seyretmek değildir. Ya da size düşen ya adam haklı, çok sıkıntı çekti deyip elimizin böğründe o adamın bir kötü sona doğru gidişini izlemek değildir. Tam aksine tam orada İnşirah suresinin varlığında ortaya çıkan yardımlaşmayı ortaya koyabilmek, elden tutmayı sağlayabilmektir. Çok doğru. Allah razı olsun. Çok güzel bir ufuk açılmış size de. Bir gün TRT Diyanet TV'de program çekiyorduk. Konuğum da Abdurrahman Dodurgalı hocamızdı. Bana dedi ki Salih Hanım, Allah sizi ne kadar güzel bir işle meşgul etmiş dedi. Şükürler olsun hocam, hakkını verebilmeyi Allah nasip etsin dedim. Arkasından da bir hadis-i şerif söyledi. Tam da sizin bu söylediğiniz konuya isabet ediyor. Bir kimse
bir kulun içinde bulunduğu durum, sıkıntılı durumu gidermek için ya da kalbindeki sıkıntılı bir durumu gidermek için herhangi bir şey yapar ve o sıkıntıyı giderirse, Allah o kuluna Mescid-i Nebevi'de bir yıl itikafta kalmış gibi sevap veriyor. Ne kadar güzel. İnanılmaz bir şey. Ne kadar güzel. Allah kullarını ne kadar seviyor. Allah kullarına ne kadar değer veriyor. Ne kadar onunla olan ilişkimize ne kadar anlam yüklüyor. Bu bizim amel-i salihimize dahil olandır. Çünkü evet. Amel-i salih denilince sadece işte namaz, hac gibi şeyler anlıyoruz ya da anlaşılıyor ya bazen. Oysa amel-i salihin içerisinde insanların sıkıntısını gidermek, yolda olana yardım etmek, bir yetimin elinden tutmak değil mi? Evet. Bunlar da var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle Allah razı olsun. Bana da bunu hatırlattınız. Efendim, dediniz ya hani küçüklerden de öğreniyoruz diye. Kesinlikle akıl yaşta değil baştadır derler ve bazen bizim çocuklar bizi bazen öyle bir eleştiriyor ki çok haklısın diyorum yavrucuğum, çok haklısın diyorum. Şu anda mesela kendi çocuklarınız dahil olabilir, öğrencileriniz olabilir. Çocukların cümlelerinin size düşündürdüğü şey var mı, toparlama cümlesi olarak? Çok. Ya. Çünkü ben çocuk politikaları ve gençlik politikaları üzerine de çalıştığım için maşallah. Aynı zamanda gençleri anlamaya dönük, yani yetişkinlerin gençleri anlamasına dönük bir takım faaliyetler içerisinde bulunduğum için gençlerden ve çocuklardan her dem yeniden öğreniyorum. Aslında şunu söyleyebilirim. Çocuklar, günümüzün çocukları ve günümüzün gençleri bizim artık öğretmenimizdir. Çünkü onlar bazı bilgilere bizden daha hızlı ulaşıyorlar. Evet. Sadece bilgi değil, aslında bazı tecrübeleri bile bizden daha önce yaşayabiliyorlar. Çok örnek var. Belki bir kitap yazacak kadar çok. Ay ne ama, kadar güzel. Yazarsınız inşallah hocam. Bunlar. Kendi kızımdan örnek lütfen vereyim. Lütfen buyurun. Her dönem yaşamadığımız, zaman zaman gittiğimiz yazlık gibi bir bahçe evimiz var ve oraya gittiğimizde evin orasında burasında bazı böceklerin olduğunu gördük. Burası böyle şehir merkezi değil. Kenar köşe bir yer. Tabii böcekleri orada görünce biraz tepkili oldu. Kızım dedi ki, kime kızıyorsun? Sordum, ne demek istiyorsun dedim. Burası onların dedi, biz onların mekanına geldik. Genç bir kız. Çok doğru bir yaklaşım aslında. Bence de çok çok orijinal ama bir genç çok, kızın... Çok çok temiz bir yaklaşım. İrfan sahibi birisinin, tabii, hikmet sahibi tabii, birisinin söylediği bir söz gibi. Çünkü... Bizim devamlı durduğumuz bir ev değil ve aslında bahçede, ormanda, meranın içerisinde bir ev. Yani normalde doğanın, tabiatın olduğu bir mekan ve orası onların mekanı. Hakikaten öyle yani böceklerin mekanı, hayvanların mekanı ve biz aslında biraz şehrin sınırlarını genişleterek orada bir yurt edinmişiz. Gerçi 50-60 yıllık bir mekan ama en azından orasını sadece bize ait değil, onlarla paylaşmamız gereken bir mekan olarak görmemizi sağlayan bir cümledir bu. Çok güzeldi. Bir gençten ortaya çıkan hikmet dolu, gerçekten. Tabiattan yana insanın vahşiliğini azaltmaya dönük bir cümle. Çok güzeldi. Burada ben yine izin verirseniz sizinle ilişkilendireceğim. Düşünmeyi, fikretmeyi, mana gözüyle bakmayı öğrenmiş. Allah razı olsun. Sizin sofranızda büyümüş, sizin tedrisantınızdan geçmiş maşallah sübhanallah. Biraz da fıtratın getirdiği diyelim yani çok üzerime almadan çünkü biliyorsunuz siz öyle değil. Onlar fıtrata daha yakın oldukları için gerçekten doğru, vicdanla bakıyorlar. Doğru fakat tahrip edilmiş olsaydı, düşünce sistemi zarara uğratılmış olsaydı, duygularıyla hareket eden bir noktaya gelmiş olsaydı aklını bu kadar aktif doğru, kullanamazdı. Doğru. Allah razı olsun. Allah daha iyi etsin her birimizin ailesini, yuvasını, çocuklarını inşallah. Amin. Çok sağ olun. Efendim daha devam etmek isteriz ama programın sonuna geldik. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Rabbim makbul saysın. Değerli bizi dinleyen, çok değerli bizi seyreden kardeşlerimizin inşallah işine yaramış olsun. İnşallah. Rabbim bundan sonra da
sizin üzerinizde gördükleriyle hayatını değiştiren, yönünü Allah'a döndüren insanlar çok olsun. Çocuklarınıza, öğrencilerinize, okurlarınıza çok güzel örneklik olun inşallah. Hayırlı, bereketli, uzun bir ömür nasip olsun. Kıymetli Salih Hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Çocukluk hatıralarımı ifade etme imkanı oluştu. Kendimi bu hatıralar üzerinden tekrar yenileme imkanı buldum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Evet efendim, bugün de Hayat Mektebi'nin sonuna geldik ama virgül koyuyoruz. İnşallah öğrenmeye, hayatımızı daha güzelleştirmeye, aklımızı çoğaltmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.